İksamstır Akbabası, Orhan Seyfi, Orhan şeyleri. Ya hoşunuza gitmedi mi lan? Hı? Videolar hoşunuza gitmedi mi? Anında vavavlar ayağa, iğneler başa, saldırılar, kaşıntılar, zerre şeylerden. Bu, bu ne be? Bu ne güç gösterisi? Vay anasını. Tıra bak tıra. Evet. Çıkalım bakalım bu avlamalar nereden gelir? Sinek saldırırken. Arızalanmış galiba. Sıfır sekiz. Uzun yerden. Ben de genç değilim yani 17-18 yaşındayım. Selamünaleyküm, kolay gelsin. Arızalandı mı? Vay be, tam arızalanacağı yeri buldu ha. İyi mi? Ne tesadüf lan? Ne taşıyor? Kereste mi taşıyor? Keresteci misin? Kereste taşıyor değil mi? Evet. Akbaba oğlu dinle bak be. Güç budur işte. Tebrikler Surat Avni ve Kakadriye Orhan Seyfi Orhan. Cüm güç var. Yoğun oldu birden ve orası yoğun. Kesildi videom. Her zamanki olay. Selam. Nasıl gidiyor? Sinekler burada uçuşuyor. Eczane önü. Burada beslenecek. Gol çeker son dakika girdi. Nerede lan bu havlama makineleri? Aniden yok oldular. Okulun etrafını çekelim mi? Pisliklerle dolu. Buradaki pislikler yeter çocuklara. Tırbanlı tırbansız. Komşu katillerin mekanında. Evet. Önce iğneler ayaklara. Burada gezdirerek. Sonra babalar çıkacağını bilince bu. Yardım edeyim mi arkadaş? Tamirci çağırayım sana. Tamirci senin işin değil o. Haksız rekabet. Evet, biz eve dönünce işi bitti. Uy, ustaya bak lan. Yanlış iş yapıyorsun sen. Tamirci olmalısın. Dünyada gördüğüm en hızlı tamirci. Sen mi onu eğittin? Taksici Fuat, çok motor sen tamir etmişsindir. Taksici Fuat Avni. Tek gözlü yaratık.
filan var. Havaltı yılları resmen güç gösterisi, aynı onun gibi. Çaktırma lan bu takıntılı olay. Tümünün arka bahçelerinde kedi sürüleri ve hasta kanser komşular kaynıyor. Gelir gelmez saklanıyor. Sen de kaç saklan, sen de. Postadalar yemin ederim aynı yerde. Ne o adam geri mi geldi? Adam geri geldi değil mi kapıcılardan? Vay anasını. Sinekler kaynıyor. Sağdan soldan bu yeni tip yeniden ortaya çıktı. Etrafında dönenler. Çoktandır görünmediler. Burada. Bu da eski tiplerden. Şşt, poz ver lan. Evet. Afiyet olsun dul amca. Yakında gönderirler seni karının yanına. Önlemeye çalışacağız. Bu millet seni gönderir oraya. Kesinlikle. Çünkü Ayasofya'da protesto yapıyorlar. Türbanla, çarıkla. Bir baba baba daha gönderin be. Biraz daha sokun ayak iğnelerini, ayak çivilerini. Ben çıkınca saklambaç oynamayın. Oo, karateci çocuklar, karateci yetişiyor. Madalyası var. Çocuklarımız daha çocuktan karateci. Ne fark eder lan, çürük ayağı, çürük be, toksoplazmadan çürümüş örneğini gördük. Geldi kış yerine durup dururken böyle, ayakta dururken baş kırıldı ayağı kemikleri. Bir tekme vursa birine ayağı kırılır. Sonra doktora gider kırık raporu alır, ha, ötekisi sanık olur. Ayağımı kırdı ya. Ayağımı benim kırdı. 5-10 kişi saldırır linç gibi, bir tekme vurur ayağını kırır, doktor raporu hazır, ayağı kırıldı, aynı bunun gibi. Balkondan çıktı, kırık ayakla avcıda ne oldu? Sorma be. Allah, yok sorma. Sen sorma, ne kadar duracak? Birkaç ay. 4 gün sonra çıkardı. Arkamdaki köpekli, seni hiç çekmiyorum, birkaç kere yanlışlıkla yaptım, üstüne vardılar galiba. Çünkü her zaman iyi davranıyordum, kaldırıyordum pisliğini, sonra buralarda gördük seni. Tehdit ettikleri belli, o yüzden seni çekmiyoruz. İyi hayvan sahipleri başımın üstünde yeri var. Selam bayan. Oğlunu soracak. Oğlunu soracak. Eskisi gibi öksürüğü var mı? Durmadan. Yoksa geçti mi? Kaç senedir duymuyoruz çünkü. İstediğim zaman namaz kılıyorum. Ezan okumuş, ikindiymiş, bağırmak iğneler ayaklara, geçin onu. Benim bağlantım başka. İstediğim zaman ibadet ediyorum. Ezan zamanında bastırmayın lan. Yazıktır diğer inananlara, ben inanmıyorum. Bu şeylere ortak olanların
Allah'a inandığına ben hiç böyle beynimin ucundan bile geçmiyor. Evet. Komşuların katledilmesinden böyle rahatsız olmayan, Allah'a inanıyormuş diye öyle bir düşünceyi ben beynime sokamıyorum. Kimse kusura bakmasın. Siz gidin kıblenize, daha çok kediler, şu bu böyle parazitlerle insanları katledenleri yerleştirin. Merdivenlerinize döşesinler toksoplazma bokları. Umurumda değil. Fakat biz Allah'a inanıyoruz. Onun uğrunda, onun için yapıyoruz diye külahımı anlatın. Hatta inanıyorsunuz dediğinizi külahımı anlatın. Selam komşu. He? Selam diyorum, selam. Aleyküm selam. Oğlunuz nasıl, iyi mi? İyi. Kelovan oğlu mu? İyi. Eskiden çok öksürüyordu, aşağıda görüyordum. Yine öksürüyor. Öksürüyor muydu? Evet. Ne zaman başladı? Ben burada görüyorum, öksürmüyor. Öksürüyor, öksürüyor. Ha. Yine o devam o. Sen de çobanlığa devam et o zaman. Yalan söylüyorsun, buradan geçiyor. Telefonla konuşuyor durmadan. Eskisi gibi olsa bir saniye öksürmeden duramaz. Sen yalan söylüyorsun. Eskisi gibiymiş. Külahımı anlat. Kaç kez gördük. Hiç susmayan. Evet. Etraf sakinleşti. Biz de gaza geldik tabii. Uzun süre yeni senaryo sahneye koyulmaz. İçeri girip biraz ayak iğnelerini, çivilerini bekleyelim. Ve havlamaları